Sol sol sevgili Simurlar, ben Merve ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Nedir bu? Mükemmel genetik özellikleri. Bir karakter oluşturdum. Random seçiyoruz özellikleri ve bu sefer dedim ki bir farklılık olsun. San Myshuna'ya yerleştirelim. Orada da şöyle bir apartman dairesini seçtim. Karakteri oluşturma falan süreçlerini çok göstermek istemedim. Oraları hemen hızlıca geçelim. Ama ev dizaynını tabii ki sizle beraber yapacağız. Şöyle bir apartman dairesine yerleştim. Biraz dedim bir farklılık olsun. Şimdi benim oluşturduğum karaktere bir bakalım istiyorum. Gel bakalım yeni karakterimizi tanıyalım. Karakterimizin adı Lydia Morgan. Ben kendisini bu şekilde oluşturdum. Mavi saçlı ve pembe gözlü, işte pembe mor gibi gözlü bir karakter oluşturdum. Mükemmel genetik özellikleri ne biliyorsunuz zaten. Doğan çocuklarımızın bu genetiğe sahip olması gerekiyor. Mavi saçlı ve pembe gözlü çocuklar elde etmeye çalışacağız ve 10 nesil boyunca bu böyle devam edecek. 10. nesil çocuğumuz da olunca, yani çocuğumuzun çocuğunun çocuğu falan şeklinde devam edecek tabii. Aynı sim 10 tane çocuk doğmayacak. Orada bir karışıklık olmasın. 10. nesilde doğunca o zaman challenge'ı tamamlamış olacağız. Ben zaten kurallarını detaylıca, işte bildiğim kadarıyla, bulduğum kadarıyla açıklama bölümüne yazarım. Bütün bu tarz challenge'ların kurallarını açıklama bölümünden bakabilirsiniz. Şimdi böyle bir apartman dairesine yerleştim. Ben eşyalı olarak tuttum bunu. Çünkü eşyaları dedim ki sileyim. Biraz param da fazlalaşır. Sonra ben kendim ucuza istediğim şekilde dizayn ederim dedim. O zaman şimdi ben eşyaları silmek istiyorum. Bunların hepsini silelim. Silerken de bir yandan böyle ufak ufak da hani şeyleri, kuralları da söylemiş olayım. Bayağı da kötü bir apartman dairesiymiş. Böyle rutubet, nem falan bir şeyler olmuş. Şimdi kurallarımız şöyle. 100 bebek challenge'daki gibi, tabii ki yine her zamanki gibi hile kullanamıyoruz. Para hilesi kullanamıyoruz. Onun dışında şeyi bilmiyorum, ona bakacağım. Annemiz dışarı çıkabiliyor mu çalışmak için, yoksa yine evden mi çalışmak zorunda? Hani onu tam bilmiyorum. Onu öğrenmem lazım. Şimdi şöyle biz bir başlayalım. Birinci bölüm bir olsun. Devamına zaten kurallarına falan bakarım. Şurayı şöyle kalsın, değiştiririz. Ha, şurada poster var. Buranın rengi yok muymuş? Ha, tamam. Şimdi şu halıyı da silelim. Bir dakika. Bu ne? Aa, bu şey değil mi? Videoyu ufak bir bilgilendirme için bölüyorum. Mükemmel genetik özellikleri serimizin baş kahramanı olan Lydia Morgan an itibariyle galeri bölümüne eklenmiş bulunmaktadır. Bu karakteri indirerek oynamak isteyenler galeriye ulaşarak bu simi indirebilirsiniz. Aynı zamanda galeride birbirinden farklı simler, aileler, evler ve odalar da bulunmaktadır. PlanBab Game yazarak galerime ulaşabilir ve buradan istediğiniz, beğendiğiniz her şeyi indirebilirsiniz. O zaman videoya kaldığımız yerden devam edelim. Böyle birisi ölünce cesedini böyle bulunduğu yeri çiziyorlar. Aa, burada biri mi ölmüş? Şaka gibi. Ben böyle bir hani dizaynı güzel, odaları falan güzel diye bu evi seçtim ama bunu şey yapamıyor muyuz? Aa, gitmiyor. Yıkama falan var mı? Burayı silebiliyor muyuz? Yo. Hiçbir şey yapamıyoruz. Aa, burada biri ölmüş bir eve geldik. Neyse. O yüzden bunu böyle halıyla kapatmışlar. Kimse görmesin diye. Aa, halıyla üstünü kapatmışlar ki evi güzel satabilsinler. Onu da ben aldım, cinayetli evi. Bunlar ne? Bunları da silemiyoruz böyle. Su borusu falan. Doğalgaz borusu mu, neyse. Bu ne? Köşe. Saçma, sil. Aa, sıkıntı. Neyse. Ben yine burayı halıyla kapatırım artık. Ne yapayım? Neyse, devam edelim. Haydi bakalım. Duvarlarla başlayalım. Yine bu evimizde böyle bir hazırlayalım. Şöyle Parenthood'la dizmek istiyorum evimi. O kadar almışız. Bir eşyalarını kullanalım. Değil mi? Şöyle bir renk seçelim. Bir yandan da anlatmaya devam edeyim. Burası ne ya, siyah siyah? Böyle oda kaldı. Bu evde çok ilginç şeyler var. Göreceğiz. Bu evde çok ilginç şeyler var. Böyle tuhaf tuhaf böyle izler. Böyle siyah siyah karartılar, bir şeyler. Bu evde başımıza çok acayip şeyler gelebilir. Hayırlısı bakalım. Şimdi şöyle değiştirelim şu bütün duvarları. Ben şeylere devam edeyim. Dur, anlatmaya. Şöyle bir şey yapalım.
Şimdi kurallarımıza şöyle bir baktığımızda aslında 100 bebek challenge'da bunun arasında ne fark var denilebilir. Yani hepsinde onda da çocuk doğur, bunda da çocuk doğur. Ne bu arkadaş, bu oyuna çocuk doğurmalı challenge'lar falan denilebilir. Ama zaten Sims'in olayı bu yani. Sims'te böyle aileler yapıyorsun farklı farklı. Yani her şeyin sonunda çocuğa bağlanacak yani, yapacak bir şey yok. O yüzden çok daha şey yapmamak lazım. Şöyle gri mi yapsak? Neyse o bir dursun. Onu değiştiririz sonra. Ya da şöyle mi yapsak? Bunun farkı 100 bebek challenge'da doğan çocukların genetiğinin, saçının, gözünün ne olduğunun hiçbir önemi yokken bunda öyle değil. Bunda bizim annemizin saçına, gözüne sahip olması lazım. Yani saç mavi, göz pembe, o şekilde olması lazım çocukların. O yüzden de bu çok çok daha zor. Yani öyle genetikte, birebir aynı genetikte bir çocuğu doğabilmesi için kim bilir kaç tane çocuk doğuracağız. Yani ve ben böyle bir challenge için apartman dairesini tercih etmem de ayrı tuhaflık yani. Şimdi sonuçta müstakil bir evde istediğin gibi şey yapabilirsin, dizayn edebilirsin, odaları falan daha büyük bir alana sahipsin fazla çocuk olacağı için, ama bunda öyle değil. Ama ben de bunda ne yapacağım? Çocuklar fazlalaştıkça farklı apartman dairelerine taşınırım ya da olmadı müstakil bir eve de çıkabiliriz. Neden olmasın? Şöyle bir yatak odamızdan başlayalım. Şimdi ben diğer yaptığım evlere nazaran biraz bunda, açıkçası şimdi Parenthood'da çift kişilik yatak yoktu. Buradan bir çift kişilik yatağımı seçeyim. Sonra oraya geçiş yapacağım. Bunda böyle birazcık renkli bir ev dizmek istiyorum. Böyle yani renkli renkli bir şey olsun, oda olsun. Hem ucuz olsun hem de böyle biraz bir canlılık yapalım. Farklı farklı. Aa, bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Şöyle, gerçi bunu açıklamalarda yazacağım ama karakterimizi oluştururken vereceğimiz traitler. Random seçiyoruz. Hayat amacını da, işte traitleri de random seçiyoruz ama traitlerden bir tanesini çocukları sevmiyor yapmamız gerekiyor ve çocukları sevmeyen birinin bu kadar çocuk doğuracak olması ve onlara bakmak zorunda olması da ayrı bir işin trajikomik yanı, zorluğu diyebiliriz. Random olarak seçtiğim hayat amacında da city, yani şehir hayatını dibine kadar yaşamak isteyen bir karakter çıktı. O yüzden de aslında buradan da esinlenerek baktım ki bu çıkıyor. Ben de dedim ki farklılık olsun, şehir hayatını biraz da burada oynayalım dedim. Hani hep böyle şey, müstakile müstakile nereye kadar? Burayı şöyle mi yapsam ya? En azından şuralarla oynayabiliyorum. Camları falan değiştiremiyorum ama bir dakika, yanlış yaptım. Her zamanki gibi yine para problemimiz, en ucuza mal edebilme durumları söz konusu. Yani şöyle, aa, benim olmazsa olmazımı ben niye açmadım yine? Bunsuz olur mu arkadaşlar? Hiç söylemiyorsunuz ya. Move objection olmadan bir oyun oynanabilir mi? Şunu şöyle benim koyabilmem lazım. Hiç. Şımcık. Bir tane de şöyle halı koyalım. Çok abartmayalım. Ondan sonra bir tane odayla o kadar çok uğraşırım. Sonra bir bakıyoruz. Aa, para bitmiş. Hadi ya, para mı bitmiş? Sen çok fazla detaya girdiğin için olmasın sakın. Tabii ki ondan. Çok fazla detaya giriyorum. Çok aşırı detaycıyım. Detaylarda kayboluyorum. Bütün odayı böyle şey istiyorum. Hani dolu dolu olsun, her şey olsun falan. Ondan sonra bir bakıyorum. Aa, para bitmiş. Seyreyle cümbüşü ondan sonra. Ne koyacağız oraya? Oraya da bir şey koymayalım. Şuraya perde mi koysam ya? Bir dakika. Şu bir renkli perde vardı şurada. Heh. Şöyle bir şey. Bir dakika. Bu niye olmadı? Heh. Yukarı çıksana. Tamam. Yukarı çıktı. Sen de buraya çık. Tamam. Ay, bu değil. Bu değil. Ötekisi. Heh. Tamam. Burayı şöyle güzel bir perde koyalım. Şurada saçma bir cam var. Burayı da şöyle bir perdeyle mi kapısak acaba? Yani. Bilmiyorum ama hiç gerek yok bence. Boş ver. Ya da şöyle bir şey. Çok saçma. Kalsın. Tamam. Şuraya da şey yapalım. Aa, şey yapayım oraya, bir dakika. Şimdi bakacağım kurallara.
Büyük ihtimalle bu şey vardır. Dışarı çıkmadan evde çalışma durumu kesin vardır. Yani zorluk olacak ya, kesin vardır öyle bir şey. O yüzden ben şimdilik buraya bunları koyayım. Büyük ihtimalle yine evden çalışırız. Çalışmasak da fark etmez. Yani bir çalışma masamız olmalı. Evet, güzel oldu mu? Bence oldu. 14'ümüz kaldı. Şuraya fotoğraf falan filan koymak istiyorum ama şimdilik dursun. Şuraya dur, şu çiçekten koyayım. Şöyle bir çiçek koyalım. Şimdi buraya geçelim. Buraya bebek gelecek, sonra dur oda yapacağız ama tabii sonuçta daha cinsiyetini şeyini falan bilmiyoruz. Şu yatağı ben hiç kullanmadım ya. Ya da bunu mu kullansın? Bu ama şeydi bu. Childlar için. Evet, bu toddlerlar için değil. Şimdi ha, burada varmış, tamam. Pardon. Varmış burada ha. Ben şöyle sanki erkek çocuk olacakmışçasına böyle bir mavi mavi hazırladım ama bu bunun muydu? Evet. Neyse, sonra rengini değiştiririz. Şöyle bir şey yapalım. Şu takımı çok seviyorum ya. Aa, bunlardan koyalım. Dur. Şimdi şöyle başucunda bir tane fil olsun. Bir tane şöyle, ne bu? Tavşan gibi bir şey. Bir tane de dinozor olsun. Şöyle bir yeşil olabilir. Şimdi şöyle biraz buraya getir. Bunu böyle getir. Bunu da böyle getir. Şimdi aradaki boşluğa falan bile bakmaya çalışıyorum. O kadar böyle şey oldum yani. Aa, şöyle bulutlar koyalım. Biraz şöyle güzel odalar yapalım ya. Aa, yüz bebek çalıştı. Yani benim sıkı takipçiler benden hiç görmediğiniz hareketleri yapıyorum şu anda. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel odalar dizayn ediliyor. İnşallah yüz bebekte de çok güzel şeyler olacak. Bu arada ilk defa bu videoyla bana denk gelenler, Yüz Bebek Challenge videolarını da kanalda takip edebilirsiniz. Öyle bir challenge'a da başladık. Ya da onun dışında farklı bir sürü videolar da var. Onlara da bakabilirsiniz. Sırayla Sims'e dair her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Başka buradan bir şeyler koymayayım. Şöyle bir şeyler olsun. Tamam ya, böyle çok bir erkek odası gibi her ne kadar dizayn etmiş olsak da güzel oldu. Şöyle şuraya kedi koyalım. Şöyle bir tane ayıcık koyalım. Şöyle bir tuvaletimiz olsun. Bir tane de şöyle ortaya da şundan koy. Falan filan işte arkadaşlar, tamam. Çok da şey yapmayalım. Şımcık. Tabii ki yine Parenthood'a geliyoruz. Şuradan. Hangisi? Mavi değil. Turunculu var. Bu ne? Şimdi biz kahverengili bir duvar boyası yaptık. Ha, şu olsun, tamam. Bu, evet. Bu da güzel. Şöyle ortalayalım. Tamam. Bu da yine yıpranmış bir şeyler. Bu ne kadardı? 60. Şu yıpranmış ne kadardı? Oha, 150. Sen saçmalıyorsun. 150'yi ne yapacaksın ya? 60 vereceğime 70 versen. Maksat şu renge uysun diye uğraşıyorum ama. Neyse, şöyle bir şey koysam. Şurada bakalım renklerine. Bu olsun. Tamam. Sarı en azından, şuradaki sarı yastıklarla da bir uyum içerisinde olmuş olsun. Televizyon. Tabii ki 500'lükten yapıştır. Yerdeki cesedin izini de yine bir halı ile kapatacağız. Şöyle bir halı. Deseni de güzelmiş. Ama renk bu değil tabii ki. Bu nasıl? Ha, bu fena değil. Bu da fena değil. Neyse, hadi böyle bir şey olsun. Şu kapımızı şöyle koyalım. Şuradan girsin. Bunu da şöyle ortalayalım. Evet, burası da böyle minik küçük bir şey. Burada neyimiz var? Burada şimdi o banyoyu kullanırsam, Parenthood'la gelen o banyoyu da çok seviyorum ya. Dur bakayım, sığdırabileceğiz mi? Bunun hangi rengi? Hadi böyle sade bir şey olsun. Bunları nereye sığdıracağız? Heh, kapıyı böyle alacağım. Bunu şöyle koyacağım. Mı? Yok. Şöyle koyacağım. Şu tuvalet kağıdı burada dursun. Tamam. Bu da burada dursun. Hatta bunu biraz yanaştır. Bakayım. Çok yanaştı.
Şöyle bir şey. Evet. Aynamız, ucuz olan. Şimdi böyle kahverengili bir şeyler yaptık. Mavisi de var gerçi ama yine eski aynayı koyalım. Sildik bu aynayı, sonra tekrar aldık. Ne kadara sattık, ne kadara aldık acaba? Orada bir zarar oldu mu hiç bilmiyorum. Neyse, devam et. Şimdi evi ilk yaparken böyle bir bol keseden harcıyorsun. Ondan sonra ben ne yaptım? Geri dön, sil. Şöyle bir şey. Bu ne? Geç. Bu ne? Bu mu olsun? Bu olsun. Bak, çok değişik bir şey oldu. Duvar boyası. Şuraya da şundan koyalım hatta. Güzel. Burayı da bitirdik. Şimdi mutfağın her şeyini sildim. Ben tekrar mutfak nasıl yapacağım acaba? 10 liraya mutfak. 10 liraya mutfak. 10 liraya mutfak. Yine böyle pislerden kullanmak lazım. Hani kalkıp şunu kullanacak değiliz. Acaba kullansam ne olur? Bir deneyelim. Şu gri yapalım. Şöyle. Şöyle. Bir tane de ocağa mecburen bundan koyacağım. Şöyle bir ocak koyalım. Güzel. Bir tane de buzdolabı. Onu da mecbur bundan koyacağız. Sonra değiştiririz. Şöyle de bir buzdolabı. Ama şurada benim köşeye ihtiyacım var. Şurada köşeyi kullanalım. Tamam. Bir tane de şuraya lavabo koyalım. Evet, tamam. Şurada da yemeğini yaparsın. Masa sandalye yapalım. Masa yine bu zaten. Klasik. Şöyle griden seçelim. Sandalyeleri de şöyle metal. Hatta yıpranmış hafif. Şöyle de bir çöp kutusu olsa. Çöp kutusunu buradan kullanabilir mi acaba? Bir tane halı istiyorum. Halı şöyle yuvarlak bir halı olsun. Şöyle gri. Tam mutfağa uygun. Şöyle bir halı yapalım. Şimdi bizim temel ihtiyaçlarımız bitti mi? Yatak odamız var, çalışma masamız var, salonumuz var, çocuk odamız var. Gayet güzel, dolu dolu. Banyomuz var, mutfağımız var ve 8600'ümüz kaldı. Tamam, şimdi detay böyle ufak tefek süslemelere geçebilirim. O zaman mutfakta şöyle hemen köşeye bir tane şey koyalım. Bulaşıklık koyalım. Burada bulaşıkları yıkayıp buraya mı koyacak? Yani biraz da güzel hani mantık çerçevesinde olsun. Tamam. Genelde bu bulaşıklık lavaboya şöyle yakın olur ki bu buradan alıp konulsun diye. Tamam. Gayet güzel. Ha, yanına da şöyle bir çatal bıçak. Nasıl olsa bunlar dekor. Şöyle bu da dursun. Güzel gözüküyor. Bir şey kullanabilir miyiz burada? Bu da çok şey. Kitap rafı. Yani doğal olarak. Şöyle ve şöyle. Şöyle arkaya bir raf sistemi yapalım. Raf sistemine de ne istiyorum, ne istiyorum? Bunu koyabiliyoruz. O zaman bu olsun. Bunun ne rengi, ne rengi? Turuncu olsun, renkli renkli. Tamam. Şuradan bir şey yapabiliyor muyuz? Geç. Burada ne varmış? Aa, şu var. Dur. Şöyle bir kitaplığımız olsun. Şunu koyalım. Yani şöyle bir şey koyalım. Maksat süslensin. Abart. Abart, abartabildiğin kadar. Abartmakta özgürüz. Bunu koyabiliyor muyuz? Şimdi bak. Burası da öyle bir köşe oldu ki. Bunu koy. Hemen şöyle yanına da şunu koy. Çok güzel oldu. Muhteşem. Tamam, yani mutfakta böyle oldu, bitti. Şundan mı koysak? Bir tane beyaz çıktığında böyle hop bornozunu giysin.
Yeni yıl geliyor. Ortaya bir çam ağacı mı kondursak? Güzel oldu sanki. Şuraya bir fotoğraf. Yine Merve'nin imtihanı. Merve'nin fotoğraflarla imtihanı. Hadi yine bunlardan koyalım. Sonra silmeyeceğim ama bu sefer. Şöyle iki tane yapıştır geç. Şuraya poster moster bir şeyler demiştim. Yani şuraya elmamızı mı koysak? Boş ver elmayı, şey koyayım dur. Şuraya şöyle ya da buraya koyalım bunu. Şuraya da makyaj malzemesi falan filan. Şuraya kitaplar. Doluyor, doluyor. Bu ne? Böyle bir şey. Geç. Güzel güzel ne koysak? Şöyle ağaç mı koysam? Ağacı buraya mı koysam? Aa, buraya ağaç koyalım. Yeşil. Evet, şöyle bir ağaç koyalım. Aa, çok güzel oldu. Plan bapımızı dikkat ederseniz hemen görüyor musunuz? Her videoda plan bapımızı koyuyoruz. Lütfen imzamızı yerleştiriyoruz. Eve imza yerleştirmeden olmaz. Tamam ya işte. Gayet güzel oldu bence. Süper oldu. Evet, bayıldım. Evet arkadaşlar, evi zaten gördünüz, şöyle tek tek tekrar bir gezdirmeye gerek yok. Harika bir apartman dairemiz oldu. Ben burada bayağı yaşarım. Hani bayağı yaşarım derken tabii çocukları da yapmaya başlamak lazım. Buraya bir tane, en fazla iki tane sığar çocuk. Kitaplığı falan çıkartırız dışarılara. Komodin falan koymayız. Buraya iki üç tane çocuk bir şekilde sığdırmaya çalışırız. Olmadı yatak odasıyla çocuk odasını yer değiştirip 4-5 çocuğa da çıkabiliriz ki inşallah 4-5 çocuk olmadan da genetik özelliklerine uyan bir çocuk yakalayabiliriz. Şöyle bir başlayalım. Gel bakalım Lydia, evine gel. Şöyle bir otur. Beğendin mi Lydia? Bak, senin böyle mavi saçına ve pembe gözüne uygun bol bol mavili ve pembeli bir ev dizayn ettim. Mutfakta biraz grilere kaçtım ama genel olarak ev mavili ve pembeli. Nereye gidiyorsun? Kitap okumaya gidiyorum. Evet. Tamam. Bu bölümde böyle olsun. Bir seriye başladık dedik. Karakterimizi gösterdik. Evimizi dizayn ettik. Bir apartman dairesi. Geldik apartman dairesine yerleştik. Burada şöyle bir durdurmak istiyorum. Çünkü çok önemli bir haberim var size. Video bitmeden hemen bu haberi de söylemem gerekiyor. En başından beri çok sıkı takipçilerimden biri olan sevgili Brave Player. Bugün onun doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Nice nice mutlu yaşlar diliyorum. Buradan da ona böyle küçük minik bir sürpriz yapmış olalım. Umarım çok mutlu olmuşsundur. Bu da senin için böyle ufak küçük bir hatıra olmuş olsun. Anlamlı bir gün olmuş oldu. Bu seriye senin doğum gününde başlamış olduk. Evet, o zaman bu bölümde böyle bitti. Bir sonraki bölümlerde, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.